Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarınızda OneDrive programını nasıl kapatabilirsiniz veya kaldırabilirsiniz. Bunları en kolay yöntemiyle göstereceğim. İlk önce bilgisayar ekranımızda arama yerine görev yöneticisi yazacağız. Burada başlangıç uygulamaları yazan yere giriyorum ve bu ekranda görmüş olduğunuz gibi farklı farklı programlar veya e, uygulamalar var diyeyim size. Burada sizde OneDrive kesinlikle gözükecektir. Ben kapattığım için, devre dışı bıraktığım için benim şu anki ekranımda gözükmüyor ama sizde gözükecektir. Burada şu, görmüş olduğunuz gibi şunları başlangıçta hepsini kapattım ve OneDrive programı her bilgisayarı açtığınızda açtığınız gibi OneDrive'da başlıyor. Bunu eğer görmek istemiyorsanız veya ben OneDrive programını açtığımda sadece kullanayım diyorsanız burada yapmanız gereken o OneDrive yazan. Şimdi ben burada size bir size örnek göstereceğim. Şu devre dışı bıraka bastığınızda ne oluyor? Devre dışı bıraka bastığınızda bilgisayarınızı kapatıp açtığınızda veya diğer işlemleri yaptığınızda bilgisayar başladığında bu OneDrive uygulaması başlamayacaktır. Bu işinize yarayabilir eğer bu şekil kullanmak istiyorsanız. İlk yöntem bu buradan ve diğer Spotify gibi farklı programlarda kapatmak istiyorsanız yine aynı şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi ikinciye geçeceğiz. Burada ayarlara giriyoruz bilgisayarımızın. Buraya girdikten sonra uygulamalara geliyorum. Burada yüklü uygulamalara girdim. Şimdi direkt zaten burada hepsi çıkar. Yüklü olan bilgisayarınızda yüklü her şey çıkar. Biz buraya OneDrive yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ben de burada gözüküyor. Buradan gelişmiş seçeneklere tıkladığınızda bu uygulamayı da ilgili hemen sonlandırabilirsiniz diyor. Bu işinize yaramaz. Buradan onarma, sıfırlama yapabiliyorsunuz. Eğer bu OneDrive'ı direkt tamamen kaldırmak istiyorsanız bu uygulamayı ve ayarlarını kaldırını tıkladığınızda arkadaşlar sizden tekrar bir kaldır seçeneği var. Buna da basmanızı isteyecek. Buna da tıkladıktan sonra OneDrive tamamen bilgisayarınızdan silinmiş olacak. Şimdi şöyle diyelim bunu sildiniz ve tekrar yüklemek istiyorsunuz. Bunu da Microsoft Store'a girdiğimizde şu an uygulamaya girmeye çalışıyorum bekliyorum arkadaşlar. Dönüyor biraz. Evet girdik. Burada tekrardan OneDrive yazdığımızda karşımıza gelecek. Şimdi bizde yüklü olduğu için eğer siz tabi kaldırıp tekrar yüklemek isterseniz burada size yükle kutucuğu gözükecektir ve buradan yükleyebilirsiniz. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.